Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Merhabalar. Merhabalar. Birazdan webinarımıza başlayacağız. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Başlamadan önce sadece bir ses kontrolü yapalım istedim. Acaba sesim geliyor mu? Bir question kısmından geliyorsa geliyor diye yazabilirseniz çok sevinirim. Evet. Esra Hanım'a geliyormuş. Evet. Geliyor. Evet. Seslerim iyi geliyor. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Birazdan başlayacağız. Saat 2 olduktan sonra. Evet, tekrardan hoş geldiniz. Abdülaziz benim adım. Fluk Test ve Ölçü Aletleri firmasında bölge satış müdürü olarak görev almaktayım. Bugün yine webinarlarımızdan birisini gerçekleştireceğiz. Döner ekipmanlarda vibrasyon ölçümü ile alakalı bir webinarımız olacak. Birkaç tane ufak hatırlatma yapayım öncesinden. Tabii Muzaffer Bey, Muzaffer Tüntür sunum yapacak. Kendisi bizim teknik kurumuz Nefes Mühendislik'ten. Sağ olun. Tecrübelerinden faydalandırıyor. Zaten birçoğunuz da onu tanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yine bugün bize bilgilerinden faydalandırılacak. Birazdan zaten sözü de ona ileteceğim. Onun öncesinde webinarımızla alakalı öncelikle bu şu anda gördüğünüz ve yapılacak olan sunumu Handout kısmı olacak sağ alt kısımda. Orada PDF formatında indirebilirsiniz. Yani bütün sunumu PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Onu webinar boyunca herhangi bir vakitte yapabilirsiniz. Webinar bittikten sonra yalnız indiremiyorsunuz. Onun dışında webinar bittikten sonra sizlerden geri bildirimleri almak için 3 tane sorumuz olacak. Bitiminde o soruları da cevaplayabilirseniz sizden alacağımız feedbackler bizim için önemli. O anlamda da sizlerden geri dönüşlerinizi de bekliyoruz. Onun dışında sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıydı Muzaffer Bey başlamadan önce? Benim söyleyecek bir şeyim yok başlamadan önce. Ama ben şuraya mail adresimi chat kısmından yazdım. Bir de telefon numaramı yazıyorum. İhtiyaç halinde arkadaşlar beni arayabilirler. Evet. Sorularla ilgili şey yapalım. Webinarın sonunda bütün soruları cevaplayacağız. Questions kısmından, sorular kısmından sorularınızı iletebilirsiniz konuyla alakalı. Veya Muzaffer Bey'e sormak istediğiniz başka bir soru varsa. Webinar sunum bittikten sonra sorularınızı da teker teker cevaplayacağız. Onun dışında küçük bir soruyla başlayalım. Evet. Evet. Madem döner ekipmanlardan bahsedeceğiz. Küçük bir soru şimdi ekranlara göndereceğim. Halihazırda katılımcılarımızın vibrasyon ölçümüyle ilgili nasıl çalışmalar yapıyor bir öğrenebilme adına. Vibrasyon ölçümü yapıyor musunuz? Evet, çok genel bir soru. Evet veya hayır seçip işaretleyebiliyorsunuz. Hem genel katılımcıların ne kadar vibrasyon ölçümü yaptığını görmüş oluruz. Hem de onun üstünde zaten Muzaffer Bey konuşacak. Küçük bir soruya başlayalım.
Evet, cevapları alıyoruz halihazırda. Şu anda aşağı yukarı yarı yarıya gözüküyor. Yani vibrasyon ölçüm derken rutin, devamlı bir şekilde fabrikanızdaki makinelerin bakımında kiralamak için, analiz yapmak için genel olarak rutin yaptığınız ölçümleri soruyoruz. Herhangi bir ölçüm yapıyor musunuz? Evet. Evet, 50-50. Evet. Ekrana da gönderdim. Şu anda tam %50-50 oldu Muzaffer Bey. Evet. Birisi, evet, şu anda vibrasyonla ilgili bazı şeyler yapıyor. Geri kalan yarısı yapmıyor gibi gözüküyor. O zaman ben bunun üstüne sözü Muzaffer Bey'e bırakayım. İnşallah çok güzel bir webinar olur. Buyurun Muzaffer Bey, söz sizde. Peki, teşekkürler. Tekrar hoş geldiniz. Muzaffer Tüntür ben. Netes Mühendislik'te teknik destek uzmanı olarak çalışıyorum. Bugün size döner ekipmanlarda vibrasyon ölçümü ve faydalarından bahsedeceğim. Şöyle ki, herhangi bir sorun olacağını varsayalım veya olduğunu, bir olacak bir sorunu yaklaşık birkaç gün öncesinden elimizde dokunamayacağımız kadar bir sıcaklıklarla algılıyoruz daha doğrusu. Gürültüler birkaç hafta öncesinden gelmeye başlıyor. Termal kameramız varsa şanslıyız. 3 ila 12 hafta öncesinden böyle bir problemin oluşacağını yakalayabiliyoruz sıcaklığın değişmesiyle. Ancak vibrasyonla ölçümü yapıyorsak, vibrasyon ölçümü yapıyorsak çok daha şanslıyız ki 1 ila 9 ay öncesinden sorunu yakalayabiliyoruz. Yani bu kadar hızlı, yani ne zaman duruş yapacağınızı, satın almanızı, gerekli ekipmanı satın almanızı, ne zaman yapacağınızı rahatlıkla planlayabileceğiniz bir süreye sahipsiniz. Yani o nedenle de vibrasyon döner ekipmanlarda bir hayli önem kazanıyor. Termografiyle de evet birleşebiliyor. Termografiyi zaten tahmin ediyorum ki sıklıkla kullanıyorsunuz işletmelerinizde. Termal kamerayla pek çok sıcaklık değişimlerini yakalamak mümkün. Tabii ki döner ekipmanlarda da termal kamerayı kullanabiliriz ki resimde de örnekler görebiliyorsunuz. Kaplinde, motorun üzerinde çeşitli yerlerde bu tarz görüntüleri alabilirsiniz. Döner ekipmanlarda termografi de size fayda sağlayacaktır. Evet, gelelim vibrasyon testine. Şu mavi parçayı milimiz olarak varsayalım. Milimiz dönüyor. Dakikada 1450 devir örneğin dönüyor. Ve bize şöyle bir dalga formu çıkarıyor. Yine bunun bir fanı olsun. Fan da 10 kanatlı olsun. Bu da beraberinde dönüyor. Mille birlikte. Bunun da yarattığı vibrasyon bu şekilde oluşuyor. Çok basit bir şekilde. Yani sadece bu mille fanın olduğunu varsayalım. Karşımıza böyle bir vibrasyon çıkıyor. Bir tane ana vibrasyon, milim vibrasyonu. Bir de fanın vibrasyonu. Bunların bileşkesi de buna benzer bir yapı oluyor. Şu sağ tarafta gördüğünüz, pardon, şekilde tabii ki bir motorda olan bütün vibrasyonlar. Çünkü motor sadece mil ve fandan ibaret değil. Pek çok ekipman var. Yani en ufak bir kir, bir toz birikimi bile bir vibrasyonu etkenletici itibariyle. Şu sağda gördüğünüz şekli görüyorsunuz. Yani bu basit, en basit gösterim tarzı. Nasıl oluşuyor bu vibrasyon derseniz